Sonra bu sadako niye evlatlık veriliyor? Verilir tabii anasını satayım. Şimdi arkadaşlar yani bazen ailelerine de hak vermek gerekiyor ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, az oynadığım katillere devam ediyorum ve sıradaki katilimiz Sadako. Öyle ekstra bir build falan yapmadım, klasik bir Can Rush tutma build'i yaptım. Hızlı bir şekilde anlatayım. İlk perk'üm Zalim Kucaklama. Her bir kurbanı ilk kez kancaya asışımdan sonra çalışıyor ve kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman tüm jeneratörler 10 saniyeliğine kapanıyor. 4 kurbanı da birer kez kancaya asıp kancadan uzaklaştığım zaman tüm jeneratörler 40 saniye boyunca kapanıyor ve saplantılı olan kurbanın haresini 6 saniye boyunca görebiliyorum. İkinci perk'üm Yoz Müdahale. Maçın henüz başında bana en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine engelleniyor. 3. perk'üm ceza kancası. 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görüyoruz bu kancaları. Her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımızda en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. Son perk'üm de gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürdüğümüz zaman 32 metrelik alan içerisindeki tüm jeneratörler patlıyor ve anında %8 geriliyorlar. İlk eklentim bozulmuş fotoğraf. Kurbanların 16 metre yakınında görünmez moddan belirir hale geldiğim zaman kurbanlar çığlık atıyor ve 4 saniye boyunca yerlerini görüyoruz. İkinci eklentimde televizyon kumandası. Bir televizyona ışınlandıktan sonra açık bir televizyonun 12 metre yakınında bulunan tüm kurbanların haresini 7 saniye boyunca görüyoruz. Orayı gördün. Abi of, iki tane ace var, bir de spring boot atmışlar. Aman. Vallahi videonun başında yoruldum ya. Daha şu anlattıklarımı söyleyince yoruldum yani. Hadi Sadako, bak dün sana A tier dedik. Utandırma bizi. Barbekü mü alsaydım acaba ya? Yerlerini görüp televizyonlara ışınlanırdım falan. Oğlum maçı nasıl istemediysem. Allah'ım, ace'lerden biri kopmuş. O inşallah bir daha hiç oyuna giremezsin. Kurbanların doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşın ilk gerginliği. O iğrenç doğum günü şarkısı var ya YouTube'da, her isme özel. Doğum günün kutlu olsun. Ahmet, Allah belanı versin, doğmasaydım diyorum keşke ya. Yeni yaşın kutlu olmasın, olmasın, söyleme yeter ki sus. Bir de ekiptekiler bana onun linkini atıyor ya doğum günüm olduğu zaman. Arkadaşlar, bu arada normalde biz Divor çekecektik 1-2 gün içerisinde ama Until Dawn çıkıyor biliyorsunuz ki. O yüzden Divor'u bir hafta falan erteleyeceğiz, haberiniz olsun. Until Dawn'a başlayıp halletmem gerekiyor çünkü onu. Aha, acaba kurbişler nerede derken bir tane kurbişi bulduk bile. Oğlum ben sana niye yetişemedim ya? Güzel, akıllı da oynuyor bir de. Güçlü spotta. Oh, respect atmaya çalıştı. Neyse ki yemedik. Şu arabada seni yakalamaya çalışacağız. Yandan olan da bu spotun yanı da uzunmuş ya. Dur bakayım. Okey, çok iyi fake. Tamam, aa hocam mı yapılıyor? İyi başladık. Şöyle bir beyaz kanca yapalım. Şu evden de hemen bir çıkalım. Bakalım burada gelen giden zart zurt var mı? Alo! Bak, karakterin tırnağını görüyorsunuz mu? Gerisini ben anlatmayayım, gerisini ben anlatmayayım arkadaşlar. Merhaba. Çok iyi lan. Ojen'i sıfırladım galiba. Ojen'e yapmadığım eziyet kalmadı. Okey, şuraya da beyaz kanca geliyor o zaman. Tamam, jenleri yine kapattık. Bak, daha ben gitmeden alırsan tunnel atmayı hiç çekinmem, onu söyleyeyim. Maça önde başlamışım. Şöyle olmuş, böyle olmuş, umurumda olmaz. Ya güzel kardeşim. Önünü görmedin ya ilk grupta. Önünü görmedin ya. Bir dakika. Şöyle bir kaybolup tekrar belirsem. Aynen de öyle. Zekisin lan Purpo. What the fuck bro? Aynısını bir daha yapsak. Okey, onu kovduk. Çok güzel. Gelemedi almaya. Yok öyle bir şey. Çekil hocam. Çekil hocam. Vallahi vururum ağzının ortasına. Güzel. Buraya akıllı oynadık. Palet save'de dodge'ladık. Şu jene hala yapılıyor mudur? Hemen yanından çıkayım diyecektim ki. Aynen de öyle, o bitmiş. Neme problema, neme problema. Oğlum karakter glitchlendiği için düz bir spotta bile avantajlısınız ya. Şunun yanındaki televizyona gittim hemen. Var mı almaya gelen? Götü yen alsın gelsin, buyur. Buyur kardeşim. Sen astığım değil misin? Tamamdır, o spotu alalım senden. Astığım kurban anlamında arkadaşlar. Astım değil yani, hastalık olan değil. Gel kardeşim, seni bir oyundan çıkaralım biz hemen. Zaten ağır zayıf halkasın. Oğlum bana salak salak hareketler yapma. Görüşürüz. İyi bir başlangıç. Hard bir tunnel. Maçı direkt kitleyeceksiniz. Sonra bu Sadako niye evlatlık veriliyor? Verilir tabii anasını satayım. Şimdi arkadaşlar yani bazen ailelerine de hak vermek gerekiyor ya. Okey, bu jen harbiden sıfırlanmış. Şu en uzaktaki jene gitsek. Aha. Üsttekine buradan da kaset verdim. Buradan da veriyorum galiba. Ne yaptın?
Sen bana bomba atıyorsun ha? Ya ben size düz M1 vuruyorum, adam bana bomba atıyor arkadaşlar. Şimdi hak mı adalet mi bu ya? Allah aşkına bana söyleyin. Kral tam olarak ne lupa attı ya? Bu adam pencereyi bulamadı galiba, değil mi? Üst katın bir yerinde pencere oluyor ya, onu bulamadı adam. Selamlar. Sprintin var, neyin var senin? Yo. Şöyle bir fake. Ha, Lara'nın atlama perkü artık kıvrak. Okey iniyor. Dur bakayım. Sana şöyle kaset versek. Kancadaki saldı bu arada. Sana şöyle bir kaset daha versem. Bu başkasıymış. Ulan bir an eğim kaydı ya. Balansın varsa da bir işe yaramaz. Sana şöyle bir kaset daha o zaman. Ne dedin o işe Fengoş? Gel bakalım sen de arkadaşına hasar al. Bir kaset de sana. Neler oluyor ya, neler oluyor ya Purpo. Ne güzel çıkıyorsun önlerine be kardeşim. Bak. Ulan aslında vurmayacaktım da. İçimden bir ses beni dürttü, vur kardeşim dedi. Buna palet fake yedirtir miyiz sizce? Gerek kalmadı ki anasını satayım. Enayi koştuğu için. Güzel. Çok hard bir Sadako maçı. Şöyle bir dakika şuradan bir çıkayım. Açık bir televizyon yanındaysa falan yerini görelim onun. Sürekli böyle görünmez olup belirmeye çalışacağım. İzini buldum, hiç bulma. Enayi viskoskis. Çok iyi. Merhamet yok. Merhamet yok, üzgünüm. İyi sağlam başladık. İyi başladık arkadaşlar. Hard bir Sadako maçı geçti. Niye evlatlık verildiğini de bir kez daha kanıtlamış oldu bizlere. Ya ben şu televizyonda İbo'nun yayını izlemeyeceksem bu televizyon niye var abi orada? Ben ne yapayım televizyona? Işınlanmasın falan arkadaşlar, yanlış mıyım? Sizi prestij yüze kim boostladıysa Allah da belasını onun. Ulan toksik build yapsam ağzınızı açmazsınız. Bak şimdi demediğini bırakmıyor ya. Normal killer çekince bir şey oluyor abi adamlara. Bak toksik build yaptığım zaman tunnel da atıyorum, camp da atıyorum, slug da atıyorum. Ağzını açan yok. Sıradan bir killer oynayıp sıradan bir build yapıyorum. Hop. Bütün lafları yiyorsun. Az önce maç başladığı için tam konuşamadık arkadaşlar. Bugün Until Dawn çıkıyor. Hatta siz bu videoyu izlerken çıkmış olur. Bir aksilik olmazsa da yarın ya da en kötü ihtimalle bir sonraki gün çekip Until Dawn serisine de başlamış oluruz. Haberiniz olsun. Bu map ne gerizekalı bir map. Yemin ediyorum beni o kadar bayıyor ki. Renk olarak yani, hani böyle spot ya da herhangi bir şey olarak değil. Çok renkli abi. Gözüm o kadar yoruyor ki. Silahım. Ne yaptın, iyisin inşallah. Lauricim belki Michael'ı bekliyordun ama. Ummadık taş baş yarar. Selamlar. Vay 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 vay, jen tayfayı bulmuşum. Jen tayfayı bulmuşum. Ya senin balansın mı çıktı bir de oradan? Senin bir de balansın mı çıktı oradan? Şansı Rotto'yu kes kanki ya. Double back at. Sonunda be. Sonunda yaptırdım şunu. Yes be. Yıllardır bu anı bekliyordum arkadaşlar. Ha senin flash'ın var. Okey okey. I know. Şu üstteki jene beyaz kancayı bir vuralım şimdi. Şimdi şuradaki pencere ne ya? Televizyona tekrar gittim. Çünkü burada Lori var. Aynen. Bunu birisi almaya gelecek biliyordum. Ha vuramadım sandım yemin ederim. Tamam gel kanka. Peki. Sıkıntı yok. Gel kardeşim. Al Barova sarını. Ben tanımlanmayacaktım ama benim işime gelir. Double mind yem. Ver o paleti şimdi bana. Sen bilirsin. Bütün mind yemlerimi yedim be reis. Ne yapacağız o işi? Peki. Decisive. Güçlü bir palete geldi. Devir. Bunu saldım çünkü üstteki jeni iyi ilerlettiler. Ne yaptın reis? İyisin inşallah. Çok gereksiz bir hareketti. Onu bir cezalandırsam efsane olacaktı da. Okey. Bu enayi çok güzel sattı. Şu tarafa doğru bakarak da alalım hemen. Oğlum önümde biri vardı. Arkamda niye birisi çıktı ya? Ya bir decisive, bir flash save. Allah'ım ya Rabbim. Yani bayağı bir vakit kaybettirdiler bana. Hoş olmadı. Aha nerede olduklarını gördüm lan. Şurada yıllanıyorlar. Selamlar. Okey sen düş bakalım. Güçlü sayılabilecek bir spot, ikisini birleştiriyor çünkü. Ama yetişemeyecek. Bir de palet seveyim. Hemen şöyle vuralım da arkadaşlar, ne olur ne olmaz. Oraya slug attım, yavaşlattım. Bunu da ikinci asılışına sokmuş oldum. Tamam üstteki jenin sonunda bitirdiler. Okey sıkıntı yok. Bu maç morim yok. Öyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Tamam çok güzel. Şöyle bir görünmez moda geçeyim ki beni bloklayamasınlar. Stop crying your heart. Satma satma orayı Purpo. Mind game'i yedirip sattım ya. Kremen kremen kremen. Evet blokla burayı. Bloklayamıyorsunuz. Görünmez moddayım. Enayi viskoskisler. Güzel bağırtma. Okey bunu düşürdük de. Yine bir flash milaş. Şuradan yemem herhalde ya. Yer miyim? Okey. Beyaz kancayı biraz hiç edeceğiz ama yapacak bir şey yok. Şöyle önünden çıksam hem yük de vereyim sana. Selamlar. Nereden çıktığımı anlamadı. Çok güzel.
Flash'a mı geleceksin? Flash'a mı gelecekmiş benim akıllı lorim? Çok iyi lan. Maç gidiyordu. Uzun chase yedik arkadaşlar. Şöyle bir beyaz kanca yapalım şuna. Sable'dan uzun chase yedik. What the fuck moment ya? Okey, kancadaki saldı. O ona item tattı. Tamam, kurtuluş attı. Ya Dvo. Yiyordum var ya, bir şey diyeyim. Harbiden yiyordum. Şimdi double fake. Şekin bu tarafında dönenler çok çakal oluyor ya. Çok iyi. Okey, en azından killer şeki almanızı sağlıyor arkadaşlar bu mine game. Adam riske atmıyor çünkü. Devam et üstten. Oradan şeydeki pencereden atlayacak karşıdaki. Ha, balansı var büyük ihtimal. Bakayım. Aynen. Ozan görünmez modda takılmaya devam. İki spotu birleştiriyor. Üçüncü spot da geldi araya. Tamam, devir o paleti. Diğer spota gidiyor akıllıca. Bu taraftan kovalarsam tekrar pencereye gitmeye çalışacak. Burayı okuduk ama hamlemizi düzgün yapamadık. Yandan dolanacağız. Varol'un medkit bastı. Gerizekalı, Varol'un medkit basıyorsan niye atlıyorsun anasını satayım? Grableyeceğimi bilmiyor musun? Çok moda. Varol'un medkit çok moda bu aralar. Yani M1 bir katilim sonuçta. Oyalaması çok da zor bir killer değil Sadako. Ya tamam kardeşim, tamam. Vay. T-back diyor ne kral? Senin decisive'in de vardır. Tabii, olmaz olur mu? Dwight sakin ol. Dwight kudurdu arkadaşlar. Diyor ki bu karakterin harbiden evlatlık verilmesi gerekiyormuş. Bir pencere fake'i. Hop. Double fake. Haha. Kötüsün kanka, kötüsün. Beni üstüne falan çekmeye çalışma bir de ya. Double mind game'i nasıl çaktım ağzına? Süpersin Dwight'cim. Balans attın. Yeten hack kokan hareketler. Ne oldu, sinir mi oldun lan sürekli mind game denememe? Oğlum benim pisişik güçlerim var, pisişik. Nikini de kral yapmış bir de. Ülkenin yönetimi sana kaldıysa sıçtık anasını satayım. Bu haritada oynadığım çoğu killer maçını kazanıyorum. Harita serverler için mi güçsüz? Ben mi o an şanslı denk geliyorum, nasıl oluyor? GG. Hadi bakalım, son maçı da kazasız belasız atlatırsak. Bugün normalde video atamayacaktım arkadaşlar. Ama çok güzel bir video streak yaptım. Sanırım yanlış hesaplamadıysam bir 65-70 gündür neredeyse her gün video atıyorum. Hiç boşum yok galiba. O yüzden hani bir hastalık falan bir şey olmadığı sürece onu bozmak istemiyorum. Kısa da olsa en azından 3 maçlık bir video atmak istedim. Karşıda direkt birisini gördüm, onu gafil avlayabilir miyim? Avladım galiba, çok güzel. Adam bir hani bir uğultu sesi bir şey duyuyor ama nerede diyor hani bu. Şeki oynamadım, buraya geldin. Okey, kralım hemen. Şimdi şeke döneceksin. Alo? Oğlum nereye gitmiş olabilir? Sanırım çok fena bir fake yedim. Dehşetül vahşet bir fake yedim. Onu gördük. Okey, dur hemen kasetimi de vereyim ona. Oo, bayağı da yükseltmiş seni. Kanka? Öyle mi olacakmış? Dönüp ojeni bitirecekmişsin. David beni güçlü bir spota ve ojeni olmayan bir yere çekti arkadaşlar. Çakal da burada var. Bağırdın ama. Çebeka Rembers ne yaptın? Balansın var değil mi? Ha, yokmuş lan. Bu çok değişik oynuyor ya. Atla şimdi içeriye. Ah lan, onun timingini tutturamadım mı ya? Oğlum Rebecca niye sürekli spotları salıyor? Adam killer şeke koşuyor ama oynamıyor falan böyle. Ya Davo. Evet, Yoz süresi bok gibi geçti arkadaşlar. Yoz süresinde birisini alamadık. Zor bir maç geçecek. Darlamalı bir maç geçecek. Anlaşıldı o. Birilerini almam lazım artık yani. Mecbur gireceğim kovalamacaya. Ne yapayım? Baksana bitmiş jeneratör. Vallahi kafanızı kıracağım şimdi. Heh, sonunda açıkta yakaladım birisini ya. Güzel, ojeni patlatmamız süper oldu. Bir de şöyle beyaz kanca diyecektim ki bitirdi başka jeni. Beyazı bu can mı yedi? Hayır, bu yememiş. Okey. Daha da büyük bir problem. Ne yaptın Davo? Defol git şimdi. Sonra ne olacakmış? Ne oldu Davo? Tamam, atla, süper. Benim için hiç sıkıntı yok. Çok güzel. İkiye geçti bu. Ya salak herifler, gelip niye almıyorsunuz adamı anasını satayım? Benim işime yarar kanka, at burada chase, at. Sıkıntı yok. Bitiremedin değil mi ojeni? Kurudun değil mi ojeni bitiremeyince? Kurudun. Selamlar. Bu çakal da aklı sıra palet save falan bir şeyler deneyecek. Tamam güzel, şuraya bir slug atılır ya. Şu an bir slug atılır. Süper. Paleti kullanmasını engelledik. Bir enerji de buraya. Güzel. İyi yavaşlattık burayı. Fena başlamışlardı maça yani jen açısından falan. Şimdi şöyle de bir beyaz kanca alalım. Artı şu jenin de yanına bir gidelim hemen. Davo çok enayisin ya. Davo ya. Canımı sıkıyorsun benim. Ya kıvrak attı. Gel. Yetişmem lazım.
Güzel. Yaralılardan birisi kancayı almaya gitti diye gördüm. Alamamış. Güzel haber. Takıldı. Daha da güzel haber. Çok güzel. Sonuncu bota düşmüş. Bot şimdi toplar burayı. Şunu hemen asayım çünkü diğerini almaya gittiler. Ya bot var ya, bota düşme olayı. Neyse ki bot almamış. Ne yaptın David? Ne oldu kankalar? Yoz süresince Jhene oturup oturup kaçıyordunuz, yaptırmıyordunuz falan. Hook aldırmıyordunuz bana. Çok güzel, zalim kucaklamada 4 stack oldu. Durdurun, durdurabiliyorsunuz şu saatten sonra. Kayıtlara geçmesinde onu alacak. David maçı salıyor. Çok güzel haber. Buradan bir şey çıkmayacağı belliydi zaten. Şöyle şuna bir more atalım. Yalnız var ya maç, yani sürekli yaralıyorum gidiyorlar, yaralıyorum gidiyorlar. Şeyi iyi geçirdik. Buna da bir more. O arbededen iyi çıktık yani. Orada fena bir canrush yiyebilirdim. Neyse ki böyle uzak kısımlara doğru kovalamadım birilerini. Geri döndüm, canları falan tekmeledim. Bak şu jeni kaç kere tuttum. Şuna bak, sıfırlanmış. 4-5 kere 80-85'te gördüm o jeneratörü, anasını satayım. Şu jeni mi yapıyorlar acaba ya? Buradaki televizyonu mu kapatmışlar galiba? Evet. Otçum merhabalar. İbo'dan daha iyi oyuncu olduğunu söylediler. Doğru mu? Vay. Lan şerefsize bak. Palet devirip nereye kaçmış? Bu palette mi oynayacağım? Hop mind game. Hop. Hop. Oğlum yemiyor hiçbir şeyi oç. Yapay zeka mı, ben mi? Sivas GPT 58. Ananı satayım ya. Vallahi sadece benim başıma gelebilecek bir olay yine ya. Tam mutlu oluyordum ulan H'in dibine attım diye. Adam da o sıra buldu ya. GG. Meg de 100 prestijmiş bu arada. Evet gençler, dünkü tier list videosunda söylediğim gibi Sadako M1 bir katil olmasına rağmen bana göre çok güçlü bir katil. Bunun en büyük nedenlerinden birisi ışınlanmaları arası bekleme süresi yok. Yani direkt ondan ona ondan ona gidebiliyorsunuz. Böylece jeneratörleri çok hızlı devreye atabiliyorsunuz. Bir diğer olayı M1 olmasına rağmen görünmez moda geçebildiği için aynı raid gibi. Jeneratördeki kurbanları falan gafil avlayabiliyoruz. Ayrıyetten şu iki kombin bence çok iyi. Eklenti olarak sürekli kurbanların yerini görmemizi sağlıyor belirdiğimiz zaman ya da televizyondan çıktığımız zaman. Bu build'im zaten klasik bir Genrush durdurma build'i. O da iş yaptı bence. Sadako'nun M1 olmasına rağmen güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte bir videoydu bence. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.